Evet, 16 bültenine devam ediyoruz değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'deydi. Anıtkabir'deki Misak-ı Milli Kulesi'ndeki özel defteri imzaladı ve ardından şu sıralarda külliyeye doğru hareket etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Saat 17'de değerli izleyenler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde göreve başlama töreni düzenlenecek. O törene katılacak. Saat 19'da da değerli izleyenler 21 devlet başkanının katılacağı bir program olacak değerli izleyenler. O programa katıldıktan sonra saat 21.30 gibi yeni kabinenin açıklanması bekleniyor. Tüm millet heyecan halinde yeni kabineyi bekliyor. Evet, yeni kabineden milletin beklentisi ne olacak? Haber koordinatörümüz Sayın Muharrem Coşkun'la konuşacağız. Muharrem Coşkun beyefendi stüdyomuza davet ettik. Bizi kırmadı, geldi. Muharrem Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum, hayırlı yayınlar. Evet, önce töreni konuşalım. Mecliste bir tören gerçekleştirildi. Törende benim dikkatimi çeken şu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise girdiğinde Devlet Bahçeli karşıladı, ayakta karşıladı. Ardından Meclis Genel Kurulu'na baktığımda Meclis Genel Kurulu'nda ayağa kalkmayan milletvekilleri vardı. Cumhurbaşkanlığı makamına saygıdan ötürü Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmeyebilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı makamı aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kutsal bir makamı. O makama saygıdan ötürü oradaki milletvekilleri ayağa kalkmalı mıydı? Kalkması gerekirdi açıkçası. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii ki hem seçimlerin hem de bugün yapılan törenlerin hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı da yemin etti ve işte dediğin gibi 17 itibariyle de göreve başlama töreni yapılacak. Hı hı. Ve artık Anıtkabir defterine yazdığını da anladığımız kadarıyla diyor Allah yolumuzu açık etsin dedi ve başladı. Şunu söyleyelim, yani seçim öncesi olsun, seçim sonrası olsun, muhalif cephenin ısrarla söylediği, muhalif kes kendilerini muhalif olarak adlandırılan, ki bunların başında Cumhuriyet Halk Partililer geliyor. Hem gazeteciler, onlara yakın gazeteciler, hem de siyasetçilerine baktığımız zaman işte Erdoğan geriyor ülkeyi, gerginliği kamplaştırıyor. Seçimden sonra da mesela Sayın Erdoğan'ın balkon konuşması olsun, Üsküdar'daki Kısıklı'daki konuşmasına atıf yaparak ya seçim bitmiş, seçimi kazanmışsınız hala işte Kılıçdaroğlu hakkında şöyle konuşuyorsunuz gibi, böyle artık seçim öncesi gerilim unutmamız gerekiyordu, daha ılımlı olunması gerekiyordu, kardeşlik mesajı verilmesi gerekiyordu gibi laflar ettiler o kesim. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı her iki konuşmasında da kimseye öfkemiz ve kinimiz yoktur cümlesini de kurdu. Evet. Bundan sonra kardeşlik dönemi dedi. Bu cümleleri de kurdu Sayın Erdoğan. Hı-hı. Buna rağmen Erdoğan'ı neredeyse kamplaştırıcı olmakla itham ettiler. Ama evet, kendileri bakın seçim olmuş değil mi? Hani siz çok hümanistsiniz ya, insanlık dersi veriyorsunuz, hoşgörülüsünüz, kalp işareti yapıyorsunuz ve karşınızda da %52 ile seçimi kazanmış bir genel başkan var, bir parti başkanı, bir lider var ve bugün itibariyle 85 milyonun cumhurbaşkanı. Meclise geliyor, siz ayağa kalkmıyorsunuz. Yani bu halka saygısızlık, Sayın Erdoğan'ın şahsına değil bence. Bu direkt halk, çünkü Sayın Erdoğan oraya gönderen irade halkın iradesi, milletin iradesi. Yani kusura bakmasınlar, yani bu ifadeyi kullanmak zor. Bu zavallılar, yani ayağa kalkmamakla, işte alkışlamamakla Sayın Erdoğan'ı, yani delikanlılık yaptıklarını, bir marifet yaptıklarını zannediyorlar. Halbuki kendileri küçülüyorlar, farkında değiller. Aslında ayağa kalkmayarak kaybediyorlar. Şimdi %52'yi temsil ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Oy aldı, yani şu anda tüm Türkiye'yi temsil ediyor ama %52'lik bir irade Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı o meclise gönderdi. Siz ayağa kalkacaksınız ki yarın bir gün yüzünüz olsun %52'den oy istemeye. Bir de şu var, rahmetli Erbakan'ın bir Alman atasözünü Türkçeleştirerek bir Alman atasözünü anlatmıştı. Kaybederken bile delikanlı ve klas olman gerekir derdi. Yani evet, yani kaybetmenin de bir klası vardır, bir delikanlılığı vardır. Ama bunlar kaybetmeyi de bilmiyorlar. Kazanmayı zaten bilmiyorlar da, hiç kazanamadılar çünkü. Ama kaybetseler de kazandık yani diyorlar. Kaybetmişsin. Ya kaybettiğin zaman da en azından bunun bir raconu vardır. Yani tebrik etmesini bilebilirsin. Bakın, Sayın Kılıçdaroğlu ilk gün açıklama yaptı. Erdoğan'ı tebrik etmeyeceğim diye.
Yani sen Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanı'nı tebrik etsen ne olur, etmesen ne olur? Sen Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu zaferinden dolayı ki iki defa tırnak içinde seni tokatlamış, Muharrem İnce'nin tabiriyle yenmiş de yenmiş. Yani çıkmış, yenmiş, evet, değilmiş. Yani, yenmiş de yenmiş de diyeceğim. Sen çıkmışsın İnce. Diyorsun ki tebrik etmeyeceğim. Senin zaten bu kafa yapın sana kaybettiriyor aslında. Evet. Yani millet iradesini temsil eden bir lideri millet onu takdir etmiş, tebrik etmiş, oyunu vermiş, gönlünü vermiş ve Cumhurbaşkanı beni yönetmeye seni yönetmeni istiyorum diye irade vermiş Cumhurbaşkanı'na. Evet. Sen diyorsun ki ben tebrik etmiyorum. Ya bu nasıl bir saygısızlıktır? Ya bu bir marifet midir şimdi? Yani bu edilecek laf mıdır? Seçimden önce devlet adamıydı. Devlet adamı rolüne bürünmüştü Kılıçdaroğlu. Şimdi seçim yapıldı. Mecliste baktık ki devlet adamlığından eser yok. Devlet adamı dediğin ayağa kalkar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevmiyor olabilirsiniz. Evet. Bu ayağa kafadan, kalkarsınız bakın, saygıdan ötürü. Bu kafa sebebiyle işte yani Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir parti. Bu sene tam Cumhuriyet Halk Partisi 100. yaşını kutlayacak. Eylül ayında. 100 yıllık parti ilk defa belki de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel başkansız olarak temsil ediliyor şu anda. Genel başkansız evet. olarak temsil ediliyor. Niye? Çünkü bu seçimde o kadar kendilerine güvendiler ki, o kadar eminlerdi ki Cumhurbaşkanı olacağım diye milletvekiline aday olmadı. Ve en nihayetinde de geldiğimiz noktada ne oldu? Olamadı. Evet. Gördüğünüz gibi ve meclis dışında kaldı. Dün de locadan normal vatandaş gibi veya diğer bürokratlar gibi SSK Genel Müdürü gibi izlemek durumunda kaldı oturumu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi uzmanı ama. O hesap yapmayın. Uzmanlığı da başka bir şey. Yani %1 bile Sayın Cumhurbaşkanı da çok sık vurguluyor. %1 bile almamış partilere sen 40 milletvekili dağıtıyorsun. Yeniden Refah Partisi %3'e yakın oy aldı. %3'e yakın tek başına kendi listesiyle logosuyla girdi seçime. %3'e yakın oy aldı ve bu 2 milyona yakın oy demek. Buna rağmen 5 mebus çıkarabildi. Siz %1 bile almamış partilere 40 milletvekili dağıttınız. Hesap uzmanlığı ayrı bir şey zaten. Ben size şunu soracağım. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde siz olsaydınız, %48'i almanıza rağmen kaybetmiş olsaydınız, seçim akşamı sonuçlar açıklandıktan sonra nasıl bir konuşma yapardınız? Ne yapardınız? Kesinlikle öncelikle bir kere hem Twitter'dan hem telefondan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederdim, kutlardım. Bir, tebrik ederdiniz. Kesinlikle. Yani evet. Hem sosyal medya hesabından açık açık tebrik ederdim. Arkasından yaptığım bir basın toplantısı yapardım. Hatta bakın centilmenlik budur. Yenilirken bile centilmen olmak budur. O altılı masanın o liderleri var ya, altı genel başkan. Hı hı. Toplanalım arkadaşlar. Biz bir birliktelik dersi verelim derdi. Türkiye'nin iyiliğini istiyorsanız, Türkiye'nin kardeşliğinden yanaysanız toplanırdınız. Çağırırdım onları. Zaten toplandılar CHP Genel Merkezi'ne o akşam. Hı hı. Ama Özlem Gürsel'den edindiğimiz bilgiye göre o gece CHP Genel Merkezi ağlama duvarına dönmüş. Hepsi ağlıyorlarmış üngür üngür. Grup halinde zaten. Öyle diyor ya Özlem Zengin. Özlem Gürses, özür dilerim. Özlem hı hı. Gürses ne diyor? Özlem Gürses. CHP'ye yakın gazeteci. O hı hı. gece diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok milletvekilleri ağlıyordu diyor. Ben de ağladım diyor. Yani CHP'yi ağlama duvarına çevirmişlerdi o gece. Halbuki ağlamak yerine sonuçta olan nedir? Milletin, toplu halde ağlama programı mı? Evet. Yapmışlar. Milletin iradesi tecelli etmiş. Toplanın. Kendi aranızda kritiğinizi yine yapın. Evet. Ama sonuç kesinleşmiş. Ortaya tablo çıkmış. Size yakın ajans bile Erdoğan'ın hı-hı. zaferini ortaya koymuş. Çıkın deyin ki bu ülkenin kardeşliği için yeni bir dönem başlatmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu başarısından ötürü kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Ve bundan sonra da iyi işlerinde destek vereceğiz. Yanlış bulduklarımızda da eleştireceğiz. Tamam. Ve Türkiye yeni dönemi böyle girmesini istiyoruz. Artık seçim öncesi gerginlikleri, kırgınlıkları bir tarafa bırakıyoruz. Bu mesajı verseydiniz bakalım ne olacaktı? Veremediler. Bir hafta kendilerine gelemediler. Arkasında da ilk yaptığı açıklama ne oldu? Biz tebrik etmeyeceğiz. Bakın Meral Akşener kadın olmasına rağmen daha delikanlıca davrandı. Evet. Ve tebrik etti çıktı, biliyorsun. Tebrik etti. En azından evet. bunu yaptı. Evet. Yani o seçim öncesi çok dengesizlikleri oldu.
Meral Akşener'in. Yani o mermileri meclis kürsüsünden saçması, o il başkanlığındaki bir serseri kurşun dolayısıyla saçma sapan lafları, o süpürgeyle yaptığı şovlar. Yani şimdi o mermiler, süpürgeler nerede? Meral Akşener onları ne yapıyor, ben merak ediyorum. Dolayısıyla bunlar ayrı bir şey. Ama seçim yenilgisinin arkasından en azından çıktı, dedi ki Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyoruz, milletin iradesi başımızın üstüne. Bu arada görüntülere bakıyorum da Muharrem Bey şu anda Anıtkabir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrılıyor. Makam aracına bindi. Külliyeye doğru hareket ediyor. Ya göreve de, başlama törenine yarım saat kaldı. Saat 17 itibariyle. Şimdi külliyeye başlama töreni yapılacak. Ondan sonra da kabine açıklama hikayesi sanıyorum 21.30'da. Çankaya Köşkü'nde olacağı söyleniyor. Devlet başkanlarıyla o devlet başkanlarının onuruna vereceği yemekten sonra kabine açıklanacak saat 21.30'da. 22 şimdi, olarak diye. Yani 21.30'da deniyor ama 22'yi bulur o. Civarında bekliyoruz açıkçası. Evet. 22 tabii, açıklanma saati 22. Evet. Şimdi ben şurada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabına bakıyorum. Bios'una bakıyorum. Yani açıklama kısmına bakıyorum. Ne yazıyor biliyor musunuz Muharrem Bey? Gençlerin demokratik, demokrat amcası. Şimdi buna güven, yani bu söz gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu için geçerli mi? Demokrat amcasıysanız ne yapmanız lazım şu anda? Başarısız olduğunuz için istifa etmeniz lazım. İstifa etmediğiniz için demokrat amcasıyım diyemezsiniz diye düşünüyorum. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ya demokrat olmadığını şuradan görüyoruz. Yani şimdi bu seçim, bakın 2010'dan itibaren Sayın Kılıçdaroğlu oraya nasıl geldiği ayrı bir tartışma konusu. Arkasından her seçimde yenilmiş ve şu anda da mesela istifa çağrıları yapılıyor. Parti meclisinin, MYK'nın tamam istifa etti, ettirildi. Bir tek o kaldı. Ve şu ana kadar da hiç bunun sinyalini vermiyor. Başkası mesela yaptığı zaman ne yapıyor? Koltuğa yapışmıyor. Yani Erdoğan mesela her seçimde 17 seçim, 20 seçim, değil mi? Kaç seçimi atlattık? Artık sayısını da bilmiyoruz. Sayısını unuttuk. Ve aldığı seçimleri. Hepsinde de alınlakıyla çıkmış, büyük fark atarak çıkmış. Evet. Buna rağmen sen Erdoğan'a istifa et diye bağırıyorsun. Yani hangi sahikle, hangi yetkiyle veya gerekçeyle yapıyorsun ayrı bir şey. Ama sen her defasında yenilmişsin. Demokratlık böyle lafla olmuyor. Yani demokratlık en azından rakibinin başarısını hazmetmek de en önemli bir demokratlıktır. Hele millet seçmişse. Millet Sayın Erdoğan'ı seçmiş. Sana fark atmış Sayın Erdoğan. Ciddi, 2,5 milyon oy fark atmış. İki seçimle de yapmış. Ve sen tutup bir tebrik etmekten bile acizsin. Kutlamaktan bile, yani Yunanistanlı bakanlar kadar olamıyorsun. Paşinyan kadar olamıyorsun. Yani şimdi bu kadar, ya o insanlar çok kadar. Çok enteresan değil mi? Ermenistan Başbakanı Paşinyan tebrik etmek üzere Türkiye'ye geliyor. Hatta saat 19'daki programa katılacak. Ama Ermenistan bizim düşmanımız değil mi? Evet. Baktığımızda düşmanımız. Zaman. Evet. Ermenistan Başbakanı Paşinyan tebrik eder ama Kılıçdaroğlu tebrik etmez. Ya ondan sonra da diyorlar ki mesela bu ülkede işte gerginlik var, kamplaşma var. İşte bu ülkede birlik ve kardeşlik temin edilmeli diye de böyle nutuklar çekiyorlar. Evet. Ya sen daha buradaki başarıyı takdir etmeyi bilmiyorsan, seçilmiş bir cumhurbaşkanını tebrik etmiyorsan bundan söz etmeye hakkın yoktur. Kusura bakma. Yani herkes burada bunun altını özellikle çiziyorum. Yani Sayın Erdoğan'a bu kamplaşmadan, kutuplaşmadan, gerginlikten herkes neredeyse hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanı sorumlu tutmaya kalkışıyor. Ama geldiğimiz noktada işte bu kadar başarısızlığa rağmen ve karşısında bir zafer kazanmış bir genel başkan var. Millet seçmiş. Paşinyan kadar olup tebrik etmekten aciz. Tebrik etmekten aciz ve biz bu adamlardan hoşgörü bekliyoruz. Biz bu adamlardan demokratlık bekliyoruz. İşte demokrat aslında kendine demokrat ve kendi de inanıyor mu o yazdığına, o da ayrı bir soru. Şimdi İlham Aliyev de geliyor ya, Kılıçdaroğlu'na aslında şunu demesini tam böyle cuk diye otururdu. Paşinyan'a demişti ya, ne oldu Paşinyan? Raks edip duruyordun. Ne oldu Paşinyan diyor ya, şimdi Kılıçdaroğlu'na da ne oldu Kılıçdaroğlu? Kazanacağım diyordun. %60'la geleceğim diyordun. Hatta %55'e düşürdüler sonrasında. Geliyoruz dediler. Birinci turda aldık dediler. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş çıktılar. Güvenilir belediye başkanlarını ekrana çıkardılar seçim gecesi. Ve dediler ki bakın işte sonuçları en güvendiğiniz kişi Mansur Bey paylaşıyor sizle. Aslında o akşam da bir algı yapmaya çalıştılar. Şöyle dediler işte Ekrem İmamoğlu aramızda kalsın, kazanıyoruz. Mansur Başkanım dedi.
ve kazandıklarını ekranlar önünde deklar ettiler yani. Ve buna rağmen ikinci tura geldiler. İkinci turda da kaybettiler. Ve Kılıçdaroğlu tüm bunlara rağmen bir türlü istifa etmiyor. Şimdi sizce ilerleyen zamanlarda kurultay yapılır mı? Olağanüstü kurultay. CHP'de sonuçta rahatsız olan büyük bir kesim var. Evet. Sosyal medyada güçlü olan sosyal medya hesapları var. Şahıs olarak bildiklerimiz, takip ettiklerimiz. Ben de bir taraftan takip ediyorum onları ki onlar ne diyor yani? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki veriyorlar mı, vermiyorlar mı diye. Gerçekten çok tepkililer ama bazıları da %48'lik oy oranından dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok başarılı bir lider olduğunu ifade ediyorlar. Ama şunu kabul edelim. Bakın bir şey söyleyeyim. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu olmasaydı da bir başkası olsaydı mesela Cumhurbaşkanı adayı. O işte İmamoğlu deniyor, Mansur Yavaş deniyor, bir başkası deniyor falan. Peki kazanabilir miydi? Bakın şunu, bu mesele o kadar basit bir mesele değil. Bu meselenin tarihi kökleri var. Ve ben her zaman söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Kılıçdaroğlu şu sorunun cevabını vermek zorunda. Türkiye'deki sosyologlar, tarihçiler bu sorunun cevabını vermek zorundalar. Onlara göre Türkiye ekonomik kriz yaşıyor. Tenceresini kaynatamayan vatandaş var. Markette filesini dolduramıyor insanlar. Ayşe Hanım teyze. Peki deprem vurmuş. Ekonomik küresel kriz yaşıyoruz. Buna rağmen ne oluyor da insanlar aç kalırım ama Kılıçdaroğlu'na oy vermem diyorlar. Ne oluyor? Yani nedir bu insanları? Yani bu kadar sıkıntı varsa, bu kadar vahimsi tablo. Evet. Bu tabloda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok rahat yenilmesi gerekiyordu. Tabii. Yani, şimdi ne oluyor ki insanlar eli altı oka gitmiyor? Bu soruya cevap vermeleri lazım. Cumhuriyet Halk Partililerin ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Dolayısıyla Ali Nesin'i tekrar burada hatırlayalım, matematik profesörünü. 80 yılda ne yaptık ki bu millet bizi iktidar yapmıyor sorusunun cevabını bulmamız lazım diyor. Kendisi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüleri, makam konvoyunun görüntüleri değerli izleyenler ekrana geliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaştığında o görüntüleri yorumlarız. Muharrem Bey'le devam ediyoruz. Evet Muharrem Bey. Ya şimdi bir taraftan Ali Nesin'in sözünü söylediniz ya. Süleyman Demirel'in sözü de var. Tencerenin deviremeyeceği bir iktidar yoktur. Demek ki, o da çöp oldu. Bak, o da niye, çöktü yani. Biliyor musun? Çünkü niye? İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala bu milletin bu insanların değerleriyle kavgalı olduğu ve insanları ikna edemediğini görüyoruz. Bir. İkincisi mesela Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Deprem konutlarını bedava vereceğim dedi değil mi? Evet. Emekliye 15 bin lira ikramiye vereceğim dedi. Kredi kartları borçlarınızı üstleneceğim dedi. 300 milyar doları buldum geldim falan dedi. Bütün tuşlara bastı. Ha, dedi. Bak hepsini dedi. Evet. Peki niye buna rağmen bedava ev vereceğim diyen Kılıçdaroğlu'na insanlar oy vermedi de hayır ben maliyetini vatandaşımdan maliyetini isteyeceğim şu kadar vadede parasını da talep edeceğim ama evlerinde şu kadar sürede tamamlayacağım diyen Erdoğan'ı seçti. Bakın bir güven meselesi yaşanıyor. Bir güven bunalımı ve krizi yaşanıyor. Dolayısıyla bu mesele öyle basit bir mesele değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu soruların cevabına ciddi olarak yoğunlaşması gerekiyor ve cevap araması gerekiyor. Türkiye, bakın işte bu görüntüler, şu anda Türkiye bu görüntüleri izliyor. Seçimlerden de tereyağından kıl çeker gibi Türkiye çıktı. Alnının akıyla demokrasi şölen havasına çıktı. Ve şu anda da milletin iradesi temsilen Sayın Cumhurbaşkanı önce mecliste yemin etti. Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'liler, HDP'liler ayağa kalkmasa da millet ayakta, millet alkışlıyor. Ve şimdi de yine milletin iradesinin tecelli ettiği mekanlardan biri külliyeye geçiliyor. Orada da program var. Akşam 30'a yakın ülkenin lideriyle buluşacak. Hı hı. Oradan da muhtemelen seslenecek. Ve yine saat 22 dolaylarında kabine açıklanacak. Yeni kabineyi ben size soracağım da öncesinde benim dikkatimi çeken bir detay var. Şimdi seçimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle kazanıldı. Ama sessiz kalan bir kişi var muhalefet cephesinden. Susturulan mı
yoksa bilerek sessiz kalan mı? Muharrem İnce. Muharrem İnce dedi ki birkaç gün sonra detaylı bir açıklama yapacağım dedi. Ama henüz açıklamayı yapmadı. Normalde çıkar Kemal Kılıçdaroğlu'nu ciddi ciddi eleştirirdi yani. Henüz bu kaç gün geçmesine rağmen neden Muharrem İnce sessizliğini koruyor? Evet yani o da bir soru işareti. Ben mesela evet. Düşünüyorum Muharrem İnce bu zamana kadar neden konuşmadı? Şimdi o mahalle yani kendilerini işte CHP'li muhalif olarak tarif eden mahalle hor gördükleri muhafazakar, milliyetçi, AK Partili, dindar mahalle kadar hoşgörülü ve tahammüllü değil. Hı hı. Mesela işte Meral Akşener'de meselesini gördük. Veya işte Cumhur İttifakı ve Sayın Erdoğan lehine bir açıklama, bir paylaşım yapan bir sanatçıyı nasıl linç ettiklerini gördük. Aynı şekilde işte Muharrem İnce adam başına gelmeyen kalmadı. Çekildi yine kurtulamadı. Evet. Yani edilmedik hakaret kalmadı, yapılmadık küfür kalmadı. Ve şu anda Muharrem İnce yataklara düştü adam en sonunda. Gideceğim, geçmiş olsun bu arada. Gideceğim gerçekten. Torunlarımı seveceğim dedi biliyorsun. Gitti oy kullandıktan Kemal sonra. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapması gerekeni Muharrem İnce evet. yapıyor şu anda. Ve oradan da dediğin gibi açıklama yapacağını söylemişti Muharrem İnce. Ama şu ana kadar sesi çıkmadı. Acaba şey mi bir şantaj falan mı yapacaklar korkusuyla? Hiç konuşmuyor. Bilmiyorum yani. Ya o da Twitter hesabında tepeden tırnağa cesaret Türkiye'yi sevmekten ibaret yazıyor ama bu aralar bilmiyorum yani sessiz kalması acaba cesaretini mi yitirdi diye aklıma gelmiyor da değil yani. Muharrem İnce aslında ben seçim öncesi o adaylıktan çekiliyorum dediği zaman siyaseten bittiğini söylemiştim ben. Çünkü niye öyle demiştim? Ya bir siyasetçi hele lider adayım diyorsa kesinlikle yani şantaj da olacaktır, tehdit de olacaktır, o da olacaktır, bu da olacaktır. Siz bunları göze alarak yola çıkmanız lazım zaten. Yani böyle bir şey yaptı, işte bir propaganda yürütüldü, hakaretler edildi. Erdoğan hayatı bu tiplerle mücadeleyle geçti. Evet. Yani 94 neredeyse tam 30 yıl. 30 yıldır Erdoğan manşetlerle, komplolarla, yalanlarla, iftiralarla savaşarak geliyor. Evet. Ve her defasında bunları geri püskürtmesini başardı. Millete gitti, millete derdini anlattı ve millet de inandırıcı buldu ve Sayın Cumhurbaşkanı bugün devletin zirvesinde tutuyor. Dolayısıyla evet. Muharrem İnce burada daha ilk çıktığı yolculukta ya birkaç hesaptan işte o olacak, bu olacak, kaset çıkacak. Yani burada yapması gereken açık ve net şuydu. Elinizden geleni arkanıza koymayın demesi 2018'de lazım. De milleti biraz hüsrana uğrattı yani. Hayal kırıklığına uğrattı. Dolayısıyla seçim akşamı ne olursa olsun çıkacaktı. Diyecekti ki yani tamam onu konuşmaya gerek yok. Defalarca açıklamasını yaptı ama seçim akşamı çıkıp diyecekti ki evet CHP'nin verilerinde hata var. Sıkıntıyı kendisi anlatması gerekiyordu. Kolay değil işte o mahallede. Evet. Ama şunu da söyleyeyim. Mesela bakın bu şantaj, küfür ve hakaretlere rağmen çekilmek zorunda kaldı. Kendi dedi çünkü. FETÖ'cü hesaplar ve CHP'liler dedi değil mi? Açık açık. Hı hı. Bunlar dedi FETÖ'cülerin yaptığı iftiraları, şantajları paylaşıyor CHP'liler dedi. Ve çekildiğini söyledi. Çekilmesi bana göre çok büyük bir kayıptı ve yanlıştı. İkincisi kesinlikle çekilmekle öyle. Kalmıyorsun. Sen hala Türkiye 14 Mayıs'a gitmiş, arkasından 28 Mayıs'a gitmiş. Hala daha tarafını belli demiyorsun. En azından şunu söyle ya. Bana şantaj kuran, tehdit eden, küfreden evet. Eski partim de olsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne biz oy vermiyoruz. Ya bunu de mesela. Tarafını belli de ki. Ya bunu bile diyemedi yani. Evet. Yani kendine en büyük hakaretleri, aşağılamaları yapan bir teşkilata, bir partiye hayır diyemedi mesela. Bu da çok enteresan. Siz bunları konuşurken benim aklıma şöyle bir söz geldi açıkçası. Bilmiyorum katılır mısınız, katılmaz mısınız? Ben şu sonucu çıkarıyorum. Lideri büyüten aslında mücadelesidir. Tabii. Bir hikayeniz olacak. Bir ve bu hikaye de uydurma bir hikaye, yapmacık olmayacak. Yani evet. Erdoğan'ın hikayesi gibi hakikatli ve sahici olması gerekiyor. Hı hı. Burada Erdoğan hiçbir zaman yapmacıklığa kaçmadı. Onun için de millet onu samimi buluyor. Yani bu defa ne yapıyor işte? Seçimde söylediğine itibar ediyor. Adam diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu bedava ev vereceğim diyor. Millet gitmiyor bakın. Ama diyor ki ben parayla vereceğim evi. Şu kadar zamanda vereceğim ama maliyetine vereceğim. Bu kadar taksite vereceğim diyor Erdoğan. Millet çünkü biliyor ki o adam hayatı yalan. Yani
söylediği zaman ya yapamayacak, bedava değil, parayla da yapamayacak diyor Kılıçdaroğlu için. Güvenmiyor. Güven çok önemli. Güven inşa etmek meselesi. Evet. Maalesef şimdi bunu yapamadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyeye doğru geliyor Muharrem Bey. Şu sıralarda konvoyunu görüyoruz. Yavaş yavaş görmeye başladık. Birazdan külliyeye teşrif edecek. Şimdi gelelim kabineye Muharrem Bey. Saat 22 itibariyle kesin olarak açıklanmış olacak. Şimdi yeni kabinede en çok konuşulan isimlerden bir tanesi de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilecek olan isim Mehmet Şimşek. Ayrıca Merkez Bankası Başkanlığı'na düşünülen isim de Amerika'da çok önemli bir kariyere sahip bir kadın ismini söylediler. Gerçekten ilk defa Türkiye tarihinde Merkez Bankası Başkanlığı'na bir kadın getirilmiş olacak eğer gerçekleşirse. Konuşulan isimlerden bir tanesi o. Şimdi Muharrem Bey, Mehmet Şimşek ismi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilirse ekonomiye gerçekten bir olumlu etkisi olur mu olmaz mı? Piyasalar tarafından bilinen, tanınan bir isim. Neler söylemek istersiniz Mehmet Şimşek hakkında? Bir de kabinede konuşulan diğer isimler hakkında yorumunuz nedir? Şimdi seçim olduktan sonra sosyal medyada inanılmaz bir kabine enflasyonu listesi, kabine evet. listesi enflasyonu diyelim yaşanıyor. Evet. Yani herkes bir şeyler yazıyor, çiziyor. O hatta olacak, bazıları olacak. Cumhurbaşkanlığından çıkmış yazıymış gibi bir tablo da paylaşıyorlar. İşte şu getirmişler. Anketli kağıda yazmışlar bazıları. Evet evet. Siz de gördünüz değil gördük, mi? Gördük. Yani herkes Ankara gazetecileri yapıyor. İstanbul'da bazı meslektaşlarımız yapıyor. Gazeteci olmayanlar yapıyor. Yapıyordu yapıyor. Yani herkes bir şeyler yazıyor, çiziyor. Kültür ve Turizm Bakanı Muharrem Coşkun olacak diyorlar. Ben de ona iddia ortaya attım. Şöyle, şimdi ondan sonra duyanlar da şey yapmasın. Yani orayı AK Parti hükümetleri Sayın Cumhurbaşkanı açık açık evet. söylüyor. İki alanda başarısız olduklarını. Biri eğitim, biri kültür. Ben de iddia ediyorum. Bugüne kadar yapan Kültür Bakanlığı yapanlardan daha iyi yaparım. Bak bunu da iddia ediyorum. Yani hiç de bu konuda mütevazı olmayacağım. Çünkü maalesef bu dönemde inşallah, bakın bu dönemde inşallah önümüzdeki akşamki açıklanacak listede bu milletin kültürüne, tarihine, değerlerine sahip çıkan, özümseyen, hala karşı mahallenin tasallutunda kültürü tutmaya çalışmayan birisi gelir inşallah. Çünkü bakın 20 yıldır maalesef bağrımız yanık bu konuda. Yani hala geziciler, bu milleti aşağılayanlar, milletin iradesini yok sayanlar, milletin değerlerinin ne olduğunu bilmeyenler hala onlara kaynaklar aktarılıyor, destekler veriliyor. TRT'de yapılan dizilerde onlar rol alıyor. Etkinlikler onlar başrolleri oynatılıyor. Ve bizim tırnak içinde mahallenin sanatçıları, kültür adamları, tarihçileri görmezden geliniyor. Hatta zaman zaman da itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla ben kültür konusunda ben şaka çok olarak böyle bir takıldım size. Hayır. Açıkçası böyle çünkü ama Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda gerçekten ciddi bir mesele bak. Ciddi mesele. Şöyle eğitim de öyle. Evet. Ve 20 yıldır bizim eğitimimiz Sayın Cumhurbaşkanı da dediği gibi maalesef bırakın istediğimiz hala CHP'li yetiştirme fabrikası gibi çalışıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu anda konukları karşılıyor. Gelen misafirleri burası ziyanlar. Külliye büyük bir ihtimal. Evet evet külliye. Külliyeden gelen görüntüler ekranlarınızda değerli izleyenler. Şu anda gelen kim? Zekeriya Yapıcıoğlu galiba. YSK Başkanı Ahmet Yener geldi. Biz bir taraftan konuşmaya devam edelim. Şimdi kültür evet, ve turizmde dediniz ya. Yani bizim camianın insanlarına yeteri kadar değer verilmediğinden bahsettiniz. Ben de katılıyorum buna. Ya kesinlikle bak yani bu meselede çok örnek verebilirim. Bak bizzat yaşadığım. Ya şimdi yeni kabine öncesinde bu örnekleri alabilirsek bak, en azından bak, çok belki yayın kaydını bak, izleyecektir bak, bir şey söyleyeyim. Bak, yani bu konuda bazı insanlar şunu diyebilir. Ya kardeşim sen ne yaşadın da kültürle ilgili bu lafları diyorsun diyebilir. Sadece bir örnek vereyim o zaman. 2010 yılında biz bir belgesel çekiyoruz. Belgeselin konusu Mehmet Akif'in gazetesi. Sırat-ı Müstakip Sebil-i Reşat. Bu konuda yapılmış bir çalışma yok Türkiye'de. Ve Akif'in gazetesinin belgeselini çekiyoruz. Bak şimdi. Bunun için biz destek talebinde bulunduk Kültür Bakanlığı. Bize bütün kapılar duvar oldu. Aynı yıllarda, aynı yıl Türkiye'deki Kemalistlerin Pravdası, Cumhuriyet Gazetesi için de bir 6 bölümlük belgesel çekecek. Onlar da talepte bulundular. Bizim mahalleyle alakası yok.
Onlara kesenin ağzı sonuna kadar açıldı. Kaynaklar aktarıldı. Cumhuriyet de bizim gazetemiz, tırnak içinde bu ülkenin gazetesi, aktarılsın, ben bir şey demiyorum. Bak yanlış anlaşılmasın. Hakkaniyetli olsun, ve adaletli olsun. O yani. Cumhuriyet gazetesinin belgeseline her türlü kaynak aktarıldı. TRT'de defalarca yayınlatıldı. Akif'in gazetesini yapıyoruz. Bize tek kuruş verilmedi. Ve biz görmezden engellendik. Şimdi bu bir sadece bir örnek. Tamam mı? Yani dolayısıyla böyle ben bu bir şey söylüyorsam yani ya yok efendim Kültür Bakanlığı. Hayır arkadaş. Bu ülkede kültürümüz hala Kültür Bakanlığı hala bu milletle bu bizim kültürümüzle alakası olmayan kültürsüzlerin tasallutunda ve bundan kurtulmuş değil. Ve bu yönelik dertleri de yok. Aslında kültür ve turizm sadece turizmden ibaret değildir. Turizmi de ayırmak gerekiyor. Turizm ve kültürün yan yana olması da ayrı bir çelişki. Aslında Turizm Bakanlığı mı olması Turizm Bakanlığı lazım? Ayrı olsun, Kültür Bakanlığı ayrı olsun. İkisi aslında birbirinden ayrı işler. Bizim Kültür yani. Bakanlığımızın bizim değerlerimiz, bizim kültürümüzle, bizim medeniyetimizle ilişkili olması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Eğitim. Eğitim. Allah aşkına ben dertliyim bu konuda. Yani 3 tane çocuğum benim okula gidiyor. Devlet okuluna gidiyor. Ve son 4-5 yıldır en çok resme, taşa, heykele secde edilen fotoğrafları bu dönemde gördük. Bilinçli mi yapılıyor? Ben bilmem. Ama gördük mü gördük. Bir okuldan da değil. Kayseri'den de geliyor, Hakkari'den de geliyor, Edirne'den de geliyor, İzmir'den de geliyor. Bir okulda olsa bu deriz ki bu oradaki yöneticinin iş bilmezliği veya kendi tasarrufu. Ve bunlara haber yaptığımız halde bir tane okul müdürünün görevden alındığını veya soruşturma geçirdiğini görmedik. Dolayısıyla bir okullarımız anaokulundan üniversiteye kadar CHP'li yetiştirme fabrikası gibi çalışıyor. Ve buna rağmen hala bakın işte 4,5 milyon genç ilk defa oy kullanmış diyoruz. Bunların %30'u AK Parti'ye oy vermiş. Çünkü senin okulların, senin müfredatın CHP'li yetiştirme fabrikası. Ve bu okullar yerli ve milli eğitime maalesef tabi değil. Bunların da millileştirmesi gerekiyor. Ben onun için açıkçası emin ol bazıları ekonomi diyor. Abi ekonomi tamam tabii ki önemli. Cebimize dokunuyor, tenceremize girecek, yemeğe bakıyoruz. Ama ruhumuz, kalbimiz de önemli bizim. Tabii ekonomi düzeldikten sonra bunu işte tiyatroya gideceğiz, yani, bir yerlere gideceğiz, şimdi, sinemaya gideceğiz. Bunlar yani, kimin elinde? Buna bakmak bu lazım. Bu nesli, yani. Siz bak nesilleri kaybettiğiniz zaman, bak soğan neydi? 40 liraya çıktı dediler değil mi? Şu anda soğan kaç para oldu? 12 lira. Ya dün bulursun bunu bugün bulamayabilirsin. Bugün bulursun yarın bulamayabilirsin. Ekonomide biraz böyledir. Yani bugün paran olur yarın olmayabilir. Talep ve arz meselesi ama yani. Ama bak evet. Nesilleri ve aileyi kaybettiğin zaman geri getiremezsin kardeşim. Bunun telafisi yok. Aileyi bitirdiğin zaman, nesli yozlaştırdığın ve nesli çürüttüğün zaman nesillerimizi. Onun için önemsiyorum ben kültür ve eğitimi ve aileyi. Evet. Dolayısıyla kesinlikle ben Sayın Cumhurbaşkanı özellikle bakın Zafer Akşamı bile aile vurgusunu çok önemsiyorum. Yani o akşam dahi biliyorsun aileye dönük mesajları oldu. Ben açıkçası Ekonomi Bakanı'ndan çok Milli Eğitim Bakanı kim olacak? Kültür Bakanı kim olacak? Aile Bakanı kim olacak? Ben asıl bunları merak ediyorum. Yoksa Maliye, Hazine, Ekonomi Bakanlığı evet önemli. Herkes bunlara odaklanmış durumda. Ben açık ve net söyleyeyim. Benim açımdan önemli olan bu üç bakanlık. Bunu da burada özellikle belirtmek istiyorum. Listeler spekülasyon olarak yorumluyorum. Yani liste birçok liste dolaşıyor ortalıkta. Bir şey söylemek aleyhine de olabilir, lehine de olabilir. Akşam zaten dediğin gibi şurada 5 saat sonra inşallah net bir şekilde göreceğiz. Şimdi göreceğiz. Şimdi bir şeye bakalım, görüntüyü yorumlayalım. Atlı Birlikler tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu geçiş yapıyor değerli izleyenler. Şimdi Muharrem Hocam, sizle konuşacağımız çok konu var aslında da. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı sorduk. Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden bir şaka yaptım. O konuda çok dertli olduğunuzu söylediniz. Bunu kısaca söyleyeceğiniz başka şeyler var mı kültür ve turizmle ilgili? Yok, kültür ve turizm söyledik zaten bence. Bu kadar yeter diyorsunuz. Yeter yani. Daha fazlası için bana ulaşabilirler diyorsunuz. Daha fazlası için hakikaten de çok fazla bu konuda dertliyiz ama inşallah hayırlı bir karar alınır ve inşallah umutlandırırlar bizi akşam. Muharrem Bey çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için gerçekten güzel sohbet oldu.